Merhaba sevgili gösterge bilim avcıları, kıymetli Türkiye Gösterge Bilim Çevresi izleyicileri. Pearson ve Saussure'ün gösterge kavramlarını anlattığımız ilk dersimizin ardından bugünkü dersimizde göstergenin işlevlerine değineceğiz. Dersimizi Palo Alto Okulu'nun bir sözüyle başlangıç yapalım. İletişimsiz yapamayız. Çünkü iletişim kaçınılmazdır. İnsan olarak anlamlama yapmadan duramayız. Zira göstergelerle örülü bir dünyada yaşamaktayız. Dilerseniz gösterge bilimin tanımını da hep birlikte bir kez daha hatırlayalım. Gösterge bilim, göstergelerin incelenmesiyle ve onların anlamlamasıyla uğraşır. Dilsel biçimlerin anlamlarını arar, anlamlama yapılarının süreçlerini inceler. Bu hatırlatma girişinden sonra bir kez daha soralım. Gösterge nedir? Göstergenin ne olduğunu daha açık olarak geçen dersimizden aklımızda kaldığını düşündüğüm tanıma çok benzeyen bir başka tanımla yineleyelim. Gösterge, bir başkasının gözünde bir şeyin yerine konan başka bir şeydir. Bu da demektir ki gösterge kişiye bağlıdır. Yani bir olma halinin kavramsallaştırılmasına bağlıdır. Bir başka deyişle bir göstergenin bir kişide toplumsal ya da bireysel sözleşmeye bağlı olarak bir değeri olacaktır. Örneğin, bir kişi kullandığı bir nesnenin rengine, bireysel seçimine, zevkine ya da inanışına göre karar verebilir. Öyleyse, şimdi de asıl değinmek istediğimiz noktaya gelelim. Göstergenin işlevleri nelerdir ve bir gösterge ne işe yarar? Gösterge bize şeyleri yokluklarında uzaktan biçimlendirme olanağı verir. Örneğin Aydın'da 2012 yılında meyve veren yaşta 9.455.874 incir ağacı bulunmaktadır. Bu örnekte dilsel gösterge kullanarak 9.455.874 adet incir ağacını geçirmeden ya da tek tek onları göstermek zorunda kalmadan onlardan söz edebilmiş oldu. Örneğimizdeki sayılardan yola çıkarak göstergenin sayısal bir değiştirim olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin 50 TL'yi ele alalım. Bir kağıt olarak belli bir değere sahip değildir. Ancak üzerinde yazan 50 TL biçimindeki sayısal gösterge ile çeşitli biçimlerde ve kişilere bağlı olarak bu kağıt parçası değişik değerler kazanacaktır. Benim için 50 TL bir kitap veya iki sinema bileti, bir çocuk için 5 adet çikolata, bir delikanlı için sevgilisine alacağı bir buket çiçek ve güzel bir pastanede yenilecek bir dilim pasta ve iki fincan kahve değerini taşıyabilecektir. Bir gösterge, bir toplumsallaşma biçiminin, toplumsal düzgüsünün yani kodunun izidir. Gösterge sayesinde toplumsallaşmış keskin düzgüleri, örneğin trafik işaretleri, trafik lambaları veya hız limitleri ya da müzik gibi daha az toplumsallaşmış düzgüleri ayırt edebiliriz. Gösterge, evreni ulamlaştırma yani kategorize etme izidir. Bu ne demektir? Sonsuz evreni düzenlemek ve biçimlendirmek amacıyla gösterge varoluşu ulamlaştırarak yani kategorize ederek kolaylaştırma işini üstlenmektedir. Bu ulamlaştırma kendisini ulamın keşfiyle gösterecektir. Ağaçlar, yapraklar, balıklar, kuşlar, kelebekler, karıncalar ulamı ve daha birçokları. Açık olarak söyleyebiliriz ki bu ulamlar çoğul ve değişik kabul görme biçimlerine göre esnektir. Esnektir. Şöyle ki, kimilerine göre limon ve domates sebzedir, kimilerine göre ise meyvedir. Toparlarsak, göstergenin en önemli işlevi, sevgili gösterge bilim avcıları, imgeleme ve yaratıcılık kapılarını sonuna kadar açarak bizim yaşamı yorumlamamızı olanaklı kılmaktır. Evet. Sevgili gösterge bilim avcıları, kıymetli Türkiye Gösterge Bilim Çevresi izleyicileri.
Bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde gösterge bilimin araçlarını ele alacağız. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz, programımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olunuz. 2 hafta sonra görüşmek dileğiyle hepiniz esen kalınız.